Peki risk faktörleri, riski azaltmak için nelere dikkat etmemiz lazım diye sorular akla Şimdi geliyor hocam. tabii risk faktörleri bir kere kadın olmak. Yani kadın olmak en önemli risk faktörü. Genellikle 50 yaşından sonra görülen bir hastalık ama günümüzde artık daha genç yaşlarda görülmeye başlıyor. Özellikle genetik kökeni olan hastalarda daha genç yaşta görülüyor. Kadın olmak en önemli risk faktörü memelerinin bulunmasından dolayı. Erkeklerde de meme kanseri görülebilir ama her 100 kadına karşı ancak bir kadında meme kanseri gelişme ihtimali olduğu için daha az sıklıktadır. Bunun haricinde erken evrede şeyin başlaması, adet görmeye başlamak, geç menopoza girmek. Bu arada kadınlar östrojen hormonuna daha uzun süre maruz kaldıkları için meme kanseri gelişme riski daha yüksek. Bunun en önemli şeyi gelişmiş ülkelerde meme kanseri biraz daha sık görülüyor. Gerek beslenme, gerek şeye bağlı olarak hem adet görme erken başlıyor, hem menopoz geç oluyor. Bu arada östrojen hormonunun olan maruziyet arttığı için gelişme ihtimali daha farklı oluyor. Adet kesildikten sonra, yani kadın menopoza girdikten sonra uzun süreli menopoz önleyici ilaçların kullanılması gene meme kanseri riskini arttıran önemli bir faktör. Ailede meme kanseri ya da yumurtalık kanseri gibi kanserlerin bulunması gene meme kanseri riskini arttıran önemli faktörlerden birisi. Bunun haricinde uzun süre oral kontraseptif dediğimiz gebeliği önleyici ilaçların yoğun ve uzun süre kullanımları gene meme kanserini arttıran önemli risk faktörlerinden. Ayrıca obezite, yani Şişmanlık değil evet mi hocam? kilo, hareketsiz sedenter yaşam, bunlar alkol, yüksek doz alkol kullanımı, sigara içimi, bunlar da gene risk faktörleri arasında sayılan önemli nedenler. Peki hocam, şikayetlerin birkaçı kişi gözlemledi ve vakit kaybetmeden size geldi ya da ilk hangi branşa gitmesi lazım diye soralım. Şimdi memesinde herhangi bir şeyi olan, sıkıntısı olan, yani kitle var ya da cildinde bir değişiklik var ya da şey. Bunlar için hastalar genellikle ilk önce meme polikliniklerine ya da genel cerrahi uzmanlarına müracaat ediyorlar. Orada bir takım tetkikler yapılıyor. Bu tetkikler sonrasında eğer meme kanseri tanısı konulursa bu hasta tedavinin nasıl yönlendirileceği konusunda ben kendi çalıştığım kurum için bunu söylüyorum. Onkoloji konseyine getiriliyor. Burada tabii onkoloji konseyinde çeşitli parametrelere bakarak hangi tedavinin öncelikli başlanması gerektiği kararı veriliyor. Tabii öncelikle biyopsiyle kanser tanısının, tekrar söylüyorum, konulmuş olması gerekiyor. Yani memedeki her değişiklik kanser anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Patolojik olarak meme kanseri teşhisi konulmuş hastalarda biz onkoloji konseylerinde hastaların tedavi şekillerini öncelikle aramızda tartışıyoruz. Sonra bir takvim. Tüm branş o zaman bir aradasınız değil mi hocam, Tabii, hastane ekibi? tabii. Medikal onkolog arkadaşlarımız var, radyolog arkadaşlarımız var, patolog arkadaşımız var, genel cerrah arkadaşlarımız var. Ya da konuyla ilgili ya da başka alanlarla ilgili diğer hekim arkadaşlarımızın da olduğu. Herkes kendi vakasını bir şekilde bu konseye getiriyor. Bu konseyde tartışıldıktan sonra çizilen yol, konsey kararları çerçevesinde konsey defterine yazılıyor ve hasta bu konuda bilgilendirildikten sonra tedavinin şekli ve yönü tek tek sürdürülüyor.